ve Celal Korkut. Gazetecilik mesleğinin duayen ismi yaklaşık yarım asırdır yazan haber. Biz bir sembolik de olsa bir tören yapmak istedik. Bizlere, bizden sonra sizlere de... Ben de paylaşmaya gayret gösteririm. Hürriyet bana okul oldu, yuva oldu, aile oldu. Dilek Ola, 46 yıl. 1960 yılında Kayseri'de doğdum. 10 yaşında İstanbul'a geldik. Ben illaki okuyacağım, gazeteci olacağım diye ısrar edince bu yolda devam ettim. 20 Şubat 1978'de ilk defa Hürriyet'e adım attım. 13-14 yıl polis adli muhabirliği yaptım. Sonra istihbarat şef yardımcılığı ile beraber muhabirliği yürütmeye başladım. Stajyer olarak başladığım Hürriyet Gazetesi'nde Demirören Operasyon Genel Müdürü oldum. Hürriyet hayatımın 30 yılında yöneticilik yaptım. Bugün tam 46 yıl sonra stajyer olarak adım atılan o kapıdan bir usta, bir duayen ve öğretmen olarak çıkıyor büyük şef. Yönetici olduktan sonra gerçekten bu işi bir okul haline getirdim orayı. Üniversiteden, liseden çok öğrenci geldi. Cağaloğlu'ndan Güneşli, Güneşli'den Bağcılar'a uzanan yolculuğunda çok sayıda büyük ustayla haberin peşinden koşan bir yolculuk. Celal Korkut, yarım asrı bulan meslek hayatı boyunca kalemiyle, gazeteciliğiyle, haberciliğiyle sayfalara yansıyan her haberde onun emeği, titizliği ve tutkusu vardı. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde, sonra da Demirören Haber Ajansı'na değer üstüne değer kattı. Yardımcılığıyla beraber muhabbet yürütmeye başladım. Stajyer olarak başladım. Hürriyet'e ilk başladım. O zaman Cağaloğlu bir olan. İster istemez. O terbiyeyi bizde yapıyoruz. Şimdi Celal Bey, ben tabii işte Marmara Üniversitesi'ne gazetecilik bölümüne girdikten sonra direkt işte ilk adını duyduğum isimlerden bir tanesi. 94 yılında ben mesleğe başladım aktif olarak. Dilden dile o dönem işte Celal Korkut adı efsane gibi yayılıyordu. 95 senesinde Hürriyet Gazetesi'nde başladım Celal Bey'le beraber çalışmaya. İşte 95, 96, 97 yılında da ayrıldım. Tabii ayrılsak bile böyle bir aynı sektördeyiz, iletişimimiz de devam etti. Tabii benim için de şimdi çok özel bir yeri var çünkü birçok noktada işte gazetecilik öğrendim, insanlardan bir tanesi. Tabii 46 yıl dile kolay, bayağı bir zaman. Benim de 30 yılı buldu geçiyor. Ama bu meslek tabii ki bitmiyor. Kaç yaşına gelirsen gel. 46 yılın son 6 yılı bizim birlikte geçti. Bana kattığın her şey için öncelikle teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi bütün arkadaşlarımızla ben de paylaşmaya gayret göstereceğim. Bundan sonraki hayatımda çok ama çok konforlu, çok keyifli haberlerle dolu gene ve az yorulduğun mümkünse ve koşmadığın mümkünse bir yaşam diliyorum ailenle. Tüm 46 yıl için hem Demirören Medya Grubu adına hem de özellikle Hürriyet ve Demirören Ajansı adına bana düştü, bana düşmez ama hani pozisyon gereği diyelim. Çok teşekkür ederiz her şey için. 20 Şubat 1978'de üniversitenin bir sınıfında okurken stajyer olarak Hürriyet Gazetesi İstihbarat Servisi'nde çalışmaya başladım. O ilk günü hiç unutmuyorum. Basının amiral gemisi Hürriyet olmak, Hürriyet kültürüyle yetişmek bana çok şey kattı. Dürüstçe yapılan gazeteciliği, etik kuralları, insan odaklı haberciliği, her canlıyı sevmeyi, işini severek yapmayı, her zaman en iyisini yapmayı öğretti. Hürriyet bana okul oldu, yuva oldu, aile oldu.
43 yıl boyunca çalıştığım Hürriyet'te büyüdüm ve bugünlere geldim. 3,5 yıl önce Demirören Haber Ajansı Genel Müdürlüğü görevine gelince, yeniden başlamaktan korkma, bu sefer sıfırdan değil tecrübenle başlıyorsun dedim. Ve tabii ki yanımda 30 yıldır her zaman yanımda olan, omuz omuza çalıştığım, sinirlendiğimde beni sakinleştiren, yol gösteren Bülent Ovacık vardı. Bülent'in yeri benim için çok değerli. İyi ki varsın. Her şey için çok teşekkür ederim. Demirören Haber Ajansı'nda 3,5 yıl önce çok güzel gelişmeler yaşadık. Deha yeniden doğdu. Habercilik açısından rakiplerinin çok önünde, dünya çapında etkili bir ajans oldu. O kadar güzel gelişmeler yaşadık ki Azerbaycan ve Çinlerle çok güzel bir işbirliğimiz var. Son olarak Katarlılar Deha markasını Doha'ya taşımak istiyorlar. Orada tüm giderleri Katar Devleti tarafından karşılamak üzere Deha'nın bir ofis açmasını, ajansımızın Orta Doğu merkezinin Katar'da olmasını istediler. Bu gelişme daha Deha için çok önemli bir adım. Doha'da açılacak merkezin Deha'yı medya sektörüne dünya çapında çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Tüm yurtdışı bağlantılarımızı organize eden, yaptığı projeleri Deha'yı hep yukarıya taşıyan dış ilişkiler ve kurumsal satış direktörümüz Doğukan Öl'e de ayrıca çok teşekkür ederim. Benim için yeri onun da çok farklı. Sen de hocam. Bu gezer gelişmelerin yanında Deha'da acı günler de yaşadık. Büyük depremde Hatay muhabirimiz İzzet Nazlı ve ailesini yıkılan evlerin enkazında kaybettik. Başta İzzet Nazlı, ailesi ve tüm depremde kaybettiklerimiz için mekanı cennet olsun hepsine. Ben emekli olup ayrılırken gözüm arkada kalmıyor. Deha şu anda çok iyi bir konumda ve bundan sonra çok daha ileri gelebilecek kapasitesi var. Deha ailesinin nice başarılı imza atabilecek harika bir ekip. Ülkemizin her ilinde birçok ilçesinde görev yapan, soğuk demeden sıcak demeden haber peşinde koşan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Deha onların sayesinde bu kadar başarılı. Sözlerimin sonuna yaklaşırken, göreve geldiğimden bu yana desteğini hiç esirgemeyen Sayın Meltem Demirören'e ve yönetici arkadaşlara çok teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkürüm de aileme. Eşim Melahat Korkut ve kızlarım Büşra Kübra'ya çok teşekkür ederim. Bana her zaman destek oldular. Hiçbir zaman yokluğumu hissettirmediler. Masa destekler. Bütün bu süreç içinde çok enteresan. Hiç çalışmamız, hiçbir çalışmamız, hiçbir sıkıntımız olmadı. Bugün yol arkadaşlarımızın 31 yıl ikinci ayı oldu. Ben Celal Bey'le vedalaşmak istemiyorum. Çünkü bizim dostluğumuz ömür boyu sürecek onunla. Çok korkarak gelmiştim. Çünkü gerçekten bir Celal Bey efsanesi vardı. Bütün adliye, ben adliyeciyim bu arada. Bütün adliye muhabirleri Celal Bey'den korkarak bahsederdi. Şimdi her sabah Celal Bey'i aramak zorundaydık. Her akşam Celal Bey'i aramak zorundaydık. Ve asla bugün elimde bir haber bekleme şansımız yoktu. Mutlaka her gün bir haberimiz olmak zorundaydı. 3 sene öncesine kadar hep yaklaşık 20 küsur yıl birlikte çalıştık. Hem Celal Bey hem Bülent abi. Amelik yaptılar. Bu işi gerçekten hakkıyla öğrettiler. Bugün buralara geldiysem de her ikisinin de ödemek yemeği sayesindedir. İkisine çok çok teşekkür ediyorum. Demirören Medya Grubu olarak ilk hediyemizi takdim ediyoruz. Demirören Medya TV. 20 sene gitti. Şimdi bilmiyorum arkamdan herhalde her şey bir şekilde. Ben çıkardım diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Size çalışma doğru muymuş? Çok teşekkür ederim. Doğru mu? Hem 400. Olmadı. Ay, sizin de geldi. Bir an evet, şimdi hep beraber bir fotoğraf. Evet, büyük şirket. En yakın geri geldi. Çünkü bir yerden bir günü yanlış yere koymuş. Aynı şekilde katılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle çekelim. Tanıtı filmini bir daha izleyelim. Bir de fotoğraf. Çekilme beraber. Hep beraber en sağlıklı.